Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 2021 Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Eylül ayı sizin için özellikle parasal konuların öne çıktığı, kazançlarınıza, iş konularınıza odaklandığınız ve hızlı bazı bilgilerle çok hızlı hareket ettiğiniz güçlü bir ay. Şimdi konu başlıklarına şöyle bir bakalım. Güneş ayın 22'sine kadar Başak Burcu'nda olacak. 7 Eylül'de Başak Burcu'nda bir yeni ay doğacak. Merkür ay boyunca Terazi Burcu'nda. Mars ayın 15'inden sonra Terazi Burcu'na geçecek. 21 Eylül'de Balık Burcu'nda Dolunay var ve ay sonunda 27 Eylül'de Merkür Retrosu başlıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş Başak Burcu'nda ayın 22'sine kadar, Mars da ayın 15'ine kadar Başak Burcu'nda. Bu demek oluyor ki ayın özellikle ilk yarısı özellikle günlük hayatınızda daha çok enerjinizi para kazanma konularına odaklıyorsunuz. Yani para konuları, finans konuları, gelir gider dengeniz, bütçeniz, alışverişler, ödemeler, harcamalar, bunlar özellikle ayın ilk yarısında çok gündeminizde olabilir. 1-5 Eylül arası Mars-Neptün karşıtlığı aktifleşiyor. Mars-Neptün karşıtlığı bu parasal konularda biraz karışıklık yaratabilir. Ayın ilk günlerinde, yani 1 ile 5 Eylül'de alışverişlere dikkat edelim. Yani mümkünse çok acil değilse bir alışveriş yapmamakta fayda var. Borçlanma konularına dikkat edelim. Bir şeyleri kaybedebiliriz, unutabiliriz. Biraz böyle beklenmedik harcamalar olabilir. Örneğin bunlar ayın ilk günleri özellikle para alanımızda biraz riskler oluşturuyor. Ama 7 Eylül'den itibaren enerjiler biraz güçlenmeye başlayacak. 7 Eylül'de Başak Burcu'nda yeni ay var. Yeni ay taptaze enerjisiyle özellikle parasal kazançlarınızda da yeni kapılar açabilir tabii ki. Bir işe mi ihtiyacınız var? Evet, bu yeni ay size bir iş imkanı getirebilir. Daha fazla para kazanmanız gerekiyor. Belki yeteneklerinizi ya da elinizdeki imkanları kullanma fırsatları olabilir. Yatırımlar, yatırımlardan gelecek gelirler, bütçenizle ilgili düzenlemeler olabilir, alışverişler, borç alacak konuları gündemde olabilir. Evet, yeni ay 14 derece Başak Burcu'nda ve Uranüs'ten güzel bir üçgen açı alıyor ki bu Uranüs sürprizler de getirebiliyor. Yani bu yeni ay, evet, iş arayan aslan burçlarınıza, aslan burçlarına gerçekten böyle bir sürpriz kazanç imkanı, bir iş imkanı getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 14 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz var mı? Toprak burçlarında gezegenleriniz var mı? Yani Boğa, Başak, Oğlak. Eğer varsa bu kişisel olarak sizi çok daha olumlu etkileyebilir. Venüs'le Jüpiter arasında da bir üçgen açı var. Bu yeni ay sırasında ki Venüs-Jüpiter üçgenleri çok şanslıdır. Şanslı bir açıdır. 6 Eylül, 7 Eylül, 8 Eylül bu etki devam edecek. Bir aslan olarak size de olumlu bir teması var bu Venüs-Jüpiter açısının. Özellikle ilişkiler, sosyal konular, arkadaş çevreniz, sosyal çevrenizden yardımlar ve şanslar alabileceğinizi gösteriyor. Belki iş konularında işte bu sosyal çevrenizden ya da arkadaşlarınızdan da destek alabilirsiniz veya eşiniz böyle bir imkanla karşılaşabilir. Yani bunun size yine bir parasal desteği olabilir. Yeni ay tesirleri 21 Eylül'e kadar gündemde olacak. Yani 6 Eylül 21 Eylül arası bu yeni ay etkilerimiz gündemde olacak. 12-13 Eylül ay ilk dördün fazında Güneş-Neptün karşıtlığı aktif. Bu iki gün parasal konularda çok hızlı kararlar vermeyin ve özellikle kazançlarınıza dikkat edin. Alışverişlere dikkat edin. Sahip olduğunuz bir şeyleri, bir eşyanızı, bir paranızı bir yerlerde unutabilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Ya da borçlanma konusunda biraz duygusal davranıp bunlara dikkat edeceğiz. Daha objektif olmamız, daha dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, 15'inden sonra Mars artık Terazi Burcu'na geçecek sevgili aslanlar. Üçüncü evinize geçiyor ve üçüncü ev konularına enerjiyi daha fazla yönlendirmeye başlıyor. Tabii bu yine işle ilgili ticari aktiviteler olabilir. Yani burada ticari anlamda iş seyahatleri, iş bağlantıları, anlaşmalar, sözleşmeler aktif olabilir. Zaten ay genelinde Merkür Terazi Burcu'nda olacağı için bu ay iletişim çok ön planda. Yani konuşuyoruz, fikirlerimizi paylaşıyoruz, toplantılar var,
Belki yine işle ilgili seyahatler var. Ticari bazı sözleşmeler olabilir. Merkür ile Jüpiter arasında da güzel bir bağlantı var. Yani bu ay, ayın genelinde imza, anlaşma, sözleşme, bir iş teklifi, bir müşteriyle bir, belki bir anlaşma. Yani bunları gündeme getirebilir. 27'sinde Merkür gerileyecek. O yüzden 27'sine kadar bu tarz konularımızı çözmeye çalışalım. Yani varsa bir proje, bir gündem, çok ertelemeden ayın 27'sine kadar, retro başlamadan önce bu kararlarımızı, düşüncelerimizi, fikirlerimizi hayata geçirmeye çalışalım sevgili aslanlar. Kardeşlerimizle ilgili konular da çok aktif olabilir. Hani yakın çevremizle ilgili konular da çok aktif olabilir. Kardeşlerimizle de ilgili daha fazla gündemler olabilir örneğin. Evet, 21 Eylül'de Balık Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Balık Burcu Dolunay'ın 8. evinizde meydana geliyor. 28 derece Balık Burcu'nda meydana gelecek bu Dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 28 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa sizi etkileyebilir bu Dolunay. Bu Dolunay'da para konuları, ama daha çok finansal paylaşımlar alanınızı etkiliyor. Yani başkalarıyla paylaştığınız finansal konular, eşinizin parasal kaynakları ya da borç alacak konuları, hisseli paralar alanını işaret ediyor. Mesela bir kredi konunuz var, bu netleşebilir. Bir borç var, bunu ödeyebilirsiniz. Sigorta, emeklilik gibi bir konu oluşabilir. Nafaka, miras gibi, tazminat gibi, yine hisseli paralar alanında konular ortaya çıkabilir. Çözüm yolları da bulabilirsiniz. Yani bu alanlarda bazı problemler varsa bunları çözebilecek bazı fırsatlar da karşımıza çıkabilir. Bazı sürprizler de olabilir tabii. Yani beklemediğiniz bir harcamanın olması, unuttuğunuz bir borcun ortaya çıkması gibi bir konu da devrede olabilir. Dolunay etkileri ayın son günleri, 6 Ekim'e kadar hatta gündemimizde olacak. 22 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'na geçiyor. 27 Eylül'de Merkür Retrosu başlıyor. Merkür Retrosu 19 Ekim'e kadar devam edecek. 19 Ekim'de Merkür düzelecek. Tekrar Terazi Burcu'nda ilerlemeye başlayacak ve 5 Kasım'a kadar Terazi Burcu'nda olacak. Biraz uzun bir süre Terazi Burcu'nda olacak. Ama 27 Eylül'den sonra gerilediği için ayın son günlerinde biraz iletişim konularımızda sıkıntı yaratabilir. Yani böyle yanlış anlaşılmalar ya da bir seyahat planının ertelenmesi ya da hani yazışmalarda, özellikle internet üzerinde, sosyal medyada falan karışıklıklar ya da iletişim cihazlarımızda oluşabilecek bazı bozulmalar, arızalar, yani bunlar mümkündür, olabilir. Temkinli olmakta fayda var. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz.
2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.